Merhaba sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda logaritma ile ilgili 11. testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzda logaritma 2 tabanında x eksi 1 fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun grafiği sorulmuş. Logaritmanın grafikleri ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor bir bakalım arkadaşlar. Şimdi fx'imiz logaritma a tabanında x gibi bir ifade olsun. Arkadaşlar logaritmanın tabanına a dedik. A ifadesi burada birden büyükse artan bir fonksiyon olacak. Artan bir fonksiyon olduğundan buradaki logaritmanın grafiği bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın biz burada x'e 1 verirsek logaritma a tabanında bir sıfıra eşittir. Dolayısıyla x eksenini kestiği nokta 1 olmuş olur. Peki x'e 0 verdiğimizde ne olur? Tanımsız olur. O yüzden aslında şurası 0'da kesik kesik çizilir arkadaşlar. Şimdi A burada 0 ile 1 arasındaysa grafiğimiz azalan olur. Azalan bir logaritma grafiği şu şekilde çizilir. X'e 1 verdiğimde Y değeri 0 olduğu için şu nokta 1'dir. 0 verdiğimde tanımsız olduğu için de burası X eşittir 0 da kesik kesik olur. Burada tanımsızdır. Bilmemiz gerekenler bunlar. Tekrar edelim. A birden büyükse artan bir fonksiyon. 0 ile 1 arasında azalan bir fonksiyondur. Şimdi grafiğimize bakalım arkadaşlar. Burada tabanı 2 olarak verilmiş. O zaman birden büyük olduğu için artan olmalıdır. C ve D azalan grafiklerdir. Bunları eledik. Arkadaşlar şimdi burayı 0'a eşitlediğimde x eksi 1 eşittir 0'dan x 1 gelir. 1 de tanımsız olduğunu biliriz. Bakın 1 de tanımsız. Burada E şıkkında öyle bir şey yok. B'de de öyle bir şey yok. Yani tanımsızlığı gösteren bir sayı yok arkadaşlar. Böyle çizmemiz lazım. Cevabımız Adana'dır. İsterseniz şöyle yapalım. X'e 2 verdiğimizde logaritma değeri 0'a eşit oluyor mu? Ona bakalım. Bakın logaritma 2 tabanında 2 eksi 1'den logaritma 2 tabanında 1 gelir. Bu da 0'dır. Sağladı. Demek ki cevabımız A'dır. fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen logaritmanın tabanına bakıyorum. Bakın arkadaşlar 1 bölü 2 ifadesi 0 ile 1 arasında. O zaman grafiğimiz azalan olmalı. A şıkkı artan bir şekilde gelmiş eledik. C şıkkı burada artandır gitti. E şıkkı da artandır arkadaşlar gitti. Biz azalan grafik arıyoruz. Şimdi x eksi 1'i yani logaritmanın içini 0'a eşitlediğimizde x 1 gelir. 1 noktasında tanımsızdır. Bakın Burada tanımsız. Bir de arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda y değeri 0 mı onu kontrol edelim. Evet bakın logaritma 1 bölü 2 tabanında birden 0 gelir. Cevabımız Bursa'dır. Zaten arkadaşlar logaritmanın grafiklerini çizerken mesela x artı b olsun burası. İçini 0'a eşitleyerek tanımsız olduğu noktayı buluruz. İçini 1'e eşitleyerek x ekseni kestiği noktayı buluruz. Evet bilmemiz gerekenler bunlar. Şekildeki y eşittir ln x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir? y eşittir ln x demiş. Bunu çizebilmek için grafiğe bakacağız. x ekseninin altında kalan grafik neresi arkadaşlar? Burası. ln x oluştururken x ekseninin altında kalan grafiği x eksene göre simetriğini alacağız. Bu şekilde. Bizim yeni grafiğimiz benim çizdiğim mavi grafiktir. Peki birincisi öyle mi arkadaşlar? Evet benim çizdiğim gibi birincisi doğrudur. Bir olmayanı eleyelim. İkinci grafik elen x artı 1 demiş. Yani diyor ki sana elen x'in grafiğini bir birim sola ötele. Bir birim sola ötelediğimizde Oluşan grafik şöyle olur arkadaşlarım. Bakın burası bir ya bir birim sola ötelediğimiz için sıfırdan geçecek. Ve şöyle olacak. Arkadaşlar bu arada x eşittir sıfırda tanımsız olduğunu biliyorum. Bir birim sola ötelediğim için de x eşittir eksi birde tanımsız olacaktır. O zaman ikinci grafiğimiz de doğrudur. Böyle bakınca cevabımız Edirne gelmekte. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Elen mutlak x. Arkadaşlar yapacağımız iş şu. Aslında mantık şudur. Grafiğe bakıyoruz. Y ekseninin solunda kalan grafiği siliyoruz. Öyle bir şey var mı? Yok. Kalan grafiği de y eksenine göre simetriğini alıyoruz. Y eksenine göre simetriğini aldığımızda şu şekilde bir grafik olacak. Biraz daha şöyle yapayım. Evet. Bu şekilde bir grafik olacak arkadaşlar. Burası da eksi 1'dir. Bu mavi grafik ile pembe grafiğin birleşimi eden mutlak x'in grafiğidir. Üçüncüsü de doğrudur. Bakın bunu şu şekilde de anlatmak istiyorum size. Burada grafiğimiz e, farz edelim bu şekilde bir grafik olmuş olsun. Bu fx'in grafiği arkadaşlar. Şimdi bize f mutlak x nedir desin. O zaman yapacağımız iş şu. Grafiğe bakıyorum. Y ekseninin solunda kalan grafiği siliyorum. Sonra kalan grafiğin y eksenine göre simetriğini alıyorum. İşte mavi ve kırmızı grafiğin birleşimi bize buradaki fonksiyonu verecektir. Umarım anlaşılmıştır. Dördüncü soruda logaritma a tabanında x'in grafiği verilmiş y eşittir fx eğrisini a noktasından geçtiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar a noktası nedir? x 9 için y eksi 2'dir. O zaman y yerine eksi 2 x yerine 9 yazıyorum. Burayı üstel hale getiriyorum. a üzeri eksi 2 9'dur. Bu da 1 bölü a'nın karesidir. 3'ün karesinden 1 bölü a 3 gelir. a'yı 1 bölü 3 olarak buluruz. Belki şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu ifade aynı zamanda eksi 3'ün karesine eşittir. 1 bölü a'nın karesinden eksi 3'ün karesi gelir. O zaman 1 bölü a eşittir eksi 3'ten a'yı eksi 1 bölü 3 olarak da buluruz. Ama a ifadesi neydi arkadaşlar? Sıfırdan büyük olmalıydı. O yüzden cevabımız 1 bölü 3'tür. Dik koordinat sisteminde fx eşittir e üzeri x fonksiyonu ve bir köşesi fx grafiği üzerinde bir kenarı OX ekseni üzerinde olan dik üçgenler verilmiştir. Dik üçgenlerin alanları sırasıyla S1, S2, S12 olmak üzere elen S1 artı elen S2 artı elen S12 toplamının eşiti kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, şu üçgeni bir bakın. Burası iki birimdir. Buradaki uzunluğumuz ise x yerine 2 yazdığımızda e karedir. O zaman S1'imiz burada 2 çarpı e kare bölü 2'den e kare gelir. Şimdi s 2 hesaplayalım. Burası 2 birimdir. X yerine 4 yazdığımızda e üzeri 4 olur. 2 çarpı e üzeri 4 bölü 2'den s 2'miz e üzeri 4 gelir. Bakın bu şekilde devam ediyor. S12 ise burası 2 birimdir. Burası e üzeri 24'tür. 2 çarpı e üzeri 24 bölü 2'den e üzeri 24 gelir. Alanlarımızı bu şekilde bulduk. Şimdi elenli ifadede yerine yazalım. Elen e kare artı elen e üzeri 4 artı elen e üzeri 24. Buradan 2 artı 4 artı nokta nokta 24 gelir. Bakın 12 tane terim var gençler. Bu arada bir hatırlatalım. 2, 4, 6 nokta nokta iken gibi bir ifadenin toplamı en terim sayısıdır. Toplamı ise en çarpı en artı 1 ile hesaplanılır. Burada şuraya iken dersek enimiz 12'dir. Yani terim sayısı 12'dir. 12 çarpı 13 şeklinde hesaplarız. Ve çarptığımızda da cevap 156 gelir. Altıncı soruda şekilde y eşittir elen mutlak x eksi a fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar grafiğe baktığımda x2 için y'sinin 0 olduğunu görüyorum. Burada elenli ifade 0 olacaksa elenin içinin 1 olması lazım. O zaman mutlak x eksi a eşittir 1 olacak. x2 için 2 eksi a eşittir 1'den a'yı 1 olarak buluruz. Peki başka bulamaz mıydık? Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi elinin içini sıfır yapan noktada tanımsız olduğunu biliyoruz. Grafiğe baktığımızda x eşittir 1 de tanımsızdır. Yani elinin için sıfırdır. x eşittir 1 için mutlak x eksi a eşittir sıfır olmalı. 1 eksi a sıfırdan a'yı bu şekilde de bulabiliriz. Yukarıda verilen grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet konuyu bilen bir öğrenci saniyeler içinde soruyu çözecektir. Ama arkadaşlar bu soruda küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum ki kolayca yorum yapabilelim. Şimdi sevgili gençler logaritmamız A tabanında B olsun ve burada tabanın birden büyük olduğunu düşünelim. Ve logaritma ifadelerimizi yazalım. Logaritma 2 tabanında 32, diğeri de logaritma 4 tabanında 32. Bakın arkadaşlar buradaki ifade 5'e eşittir. Buradaki ifade ise Logaritma, bunu aşağı yazayım en iyisi. Logaritma 4 tabanında 32 ifadesi. Logaritma 4 tabanında 4'ün küpü ile logaritma 4 tabanında 4'ün karesi arasındadır. Yani 2 ile 3 arasındadır. 2 virgül eşittir. O zaman bunları sıralarsak logaritma 2 tabanında 32 ifadesi logaritma 4 tabanında 32 ifadesinden büyüktür. 5 büyük 2 virgül küsür. Buradan şu sonucu çıkartırız. Logaritmanın tabanı birden büyükken ve logaritmanın içleri eşitken tabanı küçük olan büyüktür. Evet bu sonucu çıkardık arkadaşlar. Gelelim ikinci duruma. Logaritma alt tabanında B ifadesinde Logaritmanın tabanı 0 ile 1 arasındaysa zaten grafiğimiz azalandır. Burada nedir? Artandır. Şimdi devam edelim. Örnek veriyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 32. Diğeri de logaritma 1 bölü 4 tabanında 32. Arkadaşlar zaten burası eksi 5'tir. Burası da ne eşittir? Eksi 2 virgül küsüre. Bulduğumuz sonuçları eksiyle çarptım. Ve baktığımda logaritma 1 bölü 4 ifadesi Logaritma 1 bölü 2 tabanda 32 ifadesinden büyüktür. Aynı şeyden bahsedeceğiz. Bakın gençler. Tabanı 0 ile 1 arasındayken ve logaritmanın içleri eşitken böyle bir sıralama varsa tabanı küçük olan büyüktür. 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçüktür. Aslında tabanı 1'den büyükken ve tabanı 0 ile 1 arasındayken logaritmanın içleri eşitse arkadaşlar her iki durum içinde de tabanı küçük olan büyüktür diyeceğiz. Şimdi bu yorumları unutmayalım lütfen. Sorumuza geçelim. Şimdi burada artan grafiklerimize bakalım. Bakın bu artan grafiktir ve buradaki de artan grafiktir. Artan grafik olduğuna göre bu logaritmaların tabanları birden büyük olacaktır. Peki hangisi büyük hangisi küçük? Şimdi bakın arkadaşlar mesela ben şuraya 5 demek istiyorum. Burası logaritma B tabanında 5'tir. Burası da logaritma a tabanında 5'tir. Ve buradan logaritma a tabanında 5 ifadesi logaritma b tabanında 5 ifadesinden büyüktür. Bakın tabanlar birden büyükken böyle bir sıralama geldi. O zaman tabanı küçük olan büyüktür. Evet bu sonucu çıkardık. Ama burada b a'dan büyük bunlar da birden büyüktür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi azalan grafiklerimize odaklanalım. Arkadaşlar şurası azalan grafiğimiz, burası da azalan grafiğimiz. Şimdi azalan grafik olduğu için C sıfırla 1 arasındadır, D de sıfırla 1 arasındadır. Logaritmanın tabanları bu aralıktadır. Şimdi yine 5 değerini verelim. Burası arkadaşlar logaritma C tabanında 5, burası ise logaritma D tabanında 5'tir. Yukarı çıktıkça değer büyür. Logaritma c tabanında 5 ifadesi logaritma d tabanında 5 ifadesinden büyüktür. Yine 0 ile 1 arasında olduğunda da ne demiştik arkadaşlar? Tabanı küçük olan büyüktür. O zaman c küçük d olur. Şimdi sıralayalım. B büyük a büyük 1. Sonra d büyük c büyük. Burada da 0 olacak. Yani d ve c 0 ile 1 arasındadır. Ve bu ifadeyi veren cevabımız da Edirne'dir şekilde logaritma fonksiyonun grafiği verildiğine göre a çarpı b nedir demiş. Şimdi arkadaşlar şu noktaya odaklanalım lütfen. Burada x3 için y'sinin 0 olduğunu biliyoruz değil mi? Şu noktaya odaklanırsak arkadaşlar x2 için fonksiyonun tanımsız olduğunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? x5 için y'sinin 1 olduğunu. Şimdi mesela buradan başlayalım arkadaşlar. x yerine 3 yazdığımızda 0'a eşit. Logaritma a tabanında 3 eksi b. Zaten içi 1 olsun ki a tabanında 1 ifadesi 0 eşit olsun. 3 eksi b eşittir 1'den b'yi 2 bulmuş oluruz. Bakın şuradan da gitseniz arkadaşlar b 2 gelecektir. İsterseniz oradan da gidelim. x yerine 2 yazdığımızda logaritman içi 0 ki 2 de tanımsız olmuş. O zaman 2 eksi b eşittir 0'dan bakın b'yi 2 bulmuş olduk. Şimdi gelelim şu noktaya. x'e 5 verdiğimizde y 1 olacak. Logaritma A tabanında B'yi 2 bulmuştuk. Onu yazalım. 5 eksi 2. 1 eşittir logaritma A tabanında 3. A buradan ne gelir? 3. A'yı 3 bulduk. B'yi 2 bulduk. Çarpımı da bize 6'yı verir.